Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bugün sizlerle yeni bir fazla tanınmayan bir çiçek videosuyla geldim. Aslında bu çiçek değil, bu bir dekoratif nane türü. Bunun ismi oda nanesi arkadaşlar. Kapalı nane, oda nane. Ama oda nanesi diye tanınıyor bu. Aslında çok da tanınmıyor. Ben o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu arkadaşlar ışığı seviyor, aydınlık yeri seviyor, yarı gölgeyi seviyor, direkt güneş ışığını sevmiyor. Nane de öyledir zaten. Neden naneler su kenarında böyle ağaçların altında daha güzel olur? O yüzden yani aydınlık olacak ama direkt güneş olmayacak. Yarı gölgeli, aydınlık yerde yetişiyor. Bunun toprağı humuslu topraktan zengin. Hazır toprak yani torf toprağı ekeceksiniz. Suyu da geçirgen olacak. Bunun sadece dikkat edilmesi gereken şeyi bu. Bu şekilde bir toprağı ekeceksiniz. Çok da öyle bakım gerektiren bir çiçek değil bu. Bu odada da yetiştiği için güzel bir dekoratif görünen bir çiçek. Yapraklarına dokundunuz mu hoş bir kokusu var. Gerçekten güzel bir kokusu var. Bir de bu uzadık sıra aşağı doğru sarkacak. Benimki daha küçük. Küçük dedim zaten bir hafta oldu ben bunu dikeli. Çok çabuk büyüyor arkadaşlar. O kadar çabuk büyüyor ki maşallah. Yani bir haftada bu hale geldi. Tek bir fidan olduğunu düşünün bunun. Bir haftada olan şu ortadaki görünen küçük şey kadar da bu. Bir hafta oldu. Bir haftada bu şekil büyüdü. Hızlı büyüyen bir çiçek bu. Yani aslında bu hangi çiçeğe benziyor arkadaşlar? Parlak Mustafa'ya. Parlak Mustafa denilen çiçeğin tüylü hali. Bir de bunun kenarlarında beyaz şeritleri var. O da ayrı bir güzellik katıyor. Bu çok büyüyecek. Çoğaldı mı daha çok güzel bir görünecek. Sarkacak aşağı doğru. Bir sehpanın üzerine falan koydunuz mu ne kadar güzel görüneceğini düşünebiliyorsunuzdur. Bir de bu rahatlatıcı bir özelliği olduğu için çay olarak da kullanılıyor. Mesela bir başınızda falan ağrı var. Suyu kaynatın. Bundan 3-4 tane yaprak koparın, atın. Üzerini kapatın. 5 dakika kadar demlendirin için. Gerçekten faydalı bir rahatlatıcı bir çiçek. Boğaz ağrısına da iyi oluyor. Zaten nane faydalı olduğu için. Bu da onun familyasından. Başka sunumlarınızda dekoratif olarak da kullanılıp tüketilebilir. İçildiğine göre zaten nane türü olduğu için ama her şeyi tabii ki dozunda kullanmak lazım. Bunun hakkında başka ben sizlere ne söyleyebilirim arkadaşlar? Ha, bunu söylediğim gibi Parlak Mustafa gibi sarkan onun çiçekler olur beyaz beyaz biraz aslında kirli bir beyaz çiçeği olur. Onun gibi çiçek açıyor ama bu mavi açıyor uçuk bir mavi güzel bir mavi açıyor. Çiçeklendiğinde de ayrı bir güzellik oluyor. Bunu çelikten arkadaşlar kırıp dikebiliyorsunuz. Bence önce suda köklendirin öyle dikin. Ben öyle yapıyorum. Zaten bundan da küçük bir tane aldım. Suda köklendirmeye başladım. Ondan bir tane yedeğini dikeceğim. Ben bütün çiçeklerimi yedeğini dikiyorum. Malum herhangi bir şey oldum. Elimde bir tane daha bulunsun diye. Bunun hakkında ne söyleyeyim başka arkadaşlar size? Gerçekten güzel bir çiçek yani. Havayı da temizliyor. Odanın havasını da temizliyor ayrıca. Benim söyleyeceğim şey bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu çiçek de fazla tanınmadığı için sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni yeni izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Beni desteklerseniz sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.